Evet dostlar, geldik şimdi de faktöriyel konusunu öğrenmeye kardeşlerim. Hemen hiç hız kesmeyelim. Vira bismillah deyip ilk kağıdımızı şöyle önümüze koyalım ve bakalım neymiş bu faktöriyel, ne demekmiş bir görelim arkadaşlar. Şimdi faktöriyel, hemen şu kalemlerden birini de alayım da öyle bir başlayayım arkadaşlarım. Şunu alalım, hatta şunu şöyle koyalım. Bunları kullanırız. Şunları da alalım, farklı renkler olsun. Evet. Keşke bunu baştan yapaydım. Şimdi diyor ki dostlarım, faktöriyel için amcamız, birden n'ye kadar olan ardışık sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir demiş. Şimdi ne demek istemiş yani? Bunu bir görelim dostlar. Faktöriyel ünlem işaretiyle gösteriliyor dostlar bir kere. Önce onu söyleyelim. Bir sayının yanına şöyle bir ünlem işareti yaptığın zaman bu faktöriyel anlamına geliyormuş. İşte n faktöriyel ne demek? Birden n'ye kadar olan sayıların çarpımı demek. Yani mesela 5 faktöriyel yazacaksın diyelim sen. 5 faktöriyel demek birden başlıyorsun 2, 3, 4, 5'e kadar olan sayıları çarptığında 5 faktöriyeli bulmuş oluyorsun dostlar. Bunun da cevabını söyleyelim hemen. 5 kere 4 20. 20 ile 3'ün çarpımı 60. 60 ile 2'nin çarpımı da 120'dir. Demek ki 5 faktöriyel 120'ye eşitmiş. İşte başka bir faktöriyel yazalım. Mesela 4 faktöriyel ne demektir diye bir şeyle karşılaşırsak, 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani birden 4'e kadar olan sayıların çarpımı demekmiş. İşte 3 faktöriyeli görelim. 3 çarpı 2 çarpı 1 gibi. 2 faktöriyeli yazıyorum dostlarım. 2 çarpı 1 demek olacak o halde 2 faktöriyel. 1 faktöriyeli yazalım. 1 faktöriyel de zaten direkt 1 olacak arkadaşlar. Birden 1'e kadar olan sayıların çarpımı, o da zaten bir tek 1. Şimdi senin burada bilmen gereken bilgi, 0 faktöriyeli de 1 olarak kabul edeceğiz dostlar. 0 faktöriyel neymiş? 1 olarak kabul ediliyormuş. Ekstradan bilmen gereken bilgi budur dostlarım. Yani tek çift sorularında da sorulur bu mesela. Tek çift soruların içerisinde de 0 faktöriyeli gördüğün takdirde tek bir sayı olduğunu, yani 1 olduğunu, aynı zamanda da tek olduğunu bilmen bizim için önemlidir dostlar. Şimdi her zaman biz sayıları bu şekilde görmeyeceğiz dostlar. İşte 5'i, 4'ü, 3'ü. Bazen şöyle ifadelerle karşılaşacağız soruların içerisinde. Mesela n faktöriyel. Şimdi n faktöriyel ne demek? N'den başlıyorum. N çarpı 1 eksiği, n eksi 1. Bakın öyle değil mi? 4 faktöriyeli yazarken ya da 5 faktöriyeli. 5 ile başladık. 1 eksiği 4. 1 eksiği 3. 1'e kadar iniyoruz. N faktöriyeline başladım. N 1 eksiği çarpı yine 1 eksik çarpı yine 1 eksik şeklinde çarpa 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 1'e kadar ineceksiniz dostlarım bunu. İşte n faktöriyeli yeri gelecek şöyle yazacağım ben. Mesela n diye başladım. Çarpı n eksi 1 dedim ama sıkıldım, burada durmak istiyorum. Peki ben bu n eksi 1'in yanına bir faktöriyel simgesi koysam bu ne demek? N eksi 1'den 1'e kadar olanları sayıların çarpımı demek. Yani şu kısım demektir arkadaşlarım. O halde biz n faktöriyeli sorusuna göre değişecek tabii bu. N eksi 1'e kadar açacağız yeri gelecek. Yani sıkıldığın yerde duracaksın. Mesela n faktöriyeli açmaya başladın diyelim. N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 dediğim ama burada sıkıldım. 1'e kadar yazmak istemiyorum. Yanına faktöriyeli koyduğum zaman da bu da doğru bir açılımmış dostlarım. Evet, bu şekilde açılımlarımızı soruların içerisinde göreceğiz inşallah dostlar. Şimdi tabii ki bu konuyu daha iyi öğrenmek adına biraz soru çözmemiz lazım bizim. Hemen benim hazırladığım sorularla şöyle değişik kaynaklardan aldım. Kimisini ben kendim uydurdum dostlarım. Bakalım nasıl sorular sormuşuz görelim arkadaşlar. Diyor ki ilk sorumuz, 6 faktöriyel ile 7 faktöriyeli toplayın, 5 faktöriyelden de 4 faktöriyeli çıkartın. Çok klasik bir soru. Her soru bankasında karşımıza çıkacak tarzda bir sorudur dostlarım bu. Peki ne yapacağız öğretmenim böyle bir soruyla karşılaştığımızda? Benim size nacizane tavsiyem şunu yapın arkadaşlarım. Her zaman verilen ifadedeki en küçük faktöriyel hangisi ise, bakın 4 faktöriyel en küçük olanı, 4 yani. Hepsini 4 faktöriyele kadar açın dostlar. Şimdi açalım, birlikte görelim. Bakın 6 faktöriyeli şöyle yazıyorum. Normalde 6 çarpı 5 çarpı
4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'di ya bu. Ama ben 4'te durdum, yoruldum. 4 faktöriyele kadar açmış oldum. Artı, bakın 7 faktöriyeli de aynı şekilde yazacağım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4'te duruyorum. 4 faktöriyel şeklinde de bunu yazdım arkadaşlar. Peki gelelim bölüsüne. Bölü. Burayı da 5 faktöriyeli de şöyle yazalım. 5 çarpı 4 faktöriyel diyelim. Eksi 4 faktöriyel de zaten burada duruyor. Peki şimdi gelin bakın hepsinde ortak 4 faktöriyel var. O halde biz 4 faktöriyel parantezine alabiliriz bunları. Hemen alalım 4 faktöriyel parantezine. Şimdi şu yukarıdakini, şu 4 faktöriyelleri aldığım zaman burada ne kalıyor? 6 çarpı 5 kaldı. Yazıyorum 6 çarpı 5. Artı var arada. Burada ne kaldı? 7 çarpı 6 çarpı 5 kaldı dostlarım. Bölü, şuraya bakalım. 4 faktöriyel parantezine alırsak bunu aldık. 5 kaldı. Eksi 4 faktöriyeli aldım. Bütün sayıların yanında bir çarpım durumundadır. O yüzden burada da 1 kaldı dostlarım. Şimdi bakın 4 faktöriyellere artık bay bay diyebiliriz. Peki şurayı bir toparlarsak. Şimdi üst tarafta 6 çarpı 5 burada da var. 6 çarpı 5 burada da var. Yani ikisinde de 6 çarpı 5 var dostlarım. O halde ben buraya 6 çarpı 5 parantezine alabilirim. Yani ne parantezidir o? 30. 30 parantezine alsak. Şurada 6 çarpı 5'in yanında 1 vardır. 1 kaldı. Burada da 7 kaldı. Bölü 5 eksi 1 var aşağıda. O da 4'tür dostlar. Peki 7 ile 1'in toplamı 8'dir. Yani şöyle bir şey kaldı en son. 30 çarpı 8 bölü 4. 4 ile de 8'i sadeleştirdim. 2. 2 ile de 30'un çarpımı kaldı. Cevabım 60 çıktı dostlar. Şöyle ekrana da bakayım. Gıcık bir durum var mı? Yok. Gayet güzel gidiyoruz şimdilik. İlk soruyu gömdük bile çoktan. Hemen gelelim ikinci sorumuza. Bakalım ne diyor bu faktöriyelin ikinci sorusu. Evet bakın bu sefer harfli faktöriyellerimiz var. Şimdi n-2 faktöriyel demiş. Aşağıda da n-3 faktöriyel demiş. O halde şu n-2 daha büyük olduğu için ben küçük olana göre açacağım dostlarım. Yani n-3'e göre açıyorum hepsini. n-2 faktöriyel şu demek. n-2'den başlıyorum. Bir azaltıyorum. N-3. Bak istediğim yere gelince durdum. Faktöriyelini yazdım. Bölü. Burada ne var? 3 çarpı N-3 faktöriyel var zaten burada da. Eşitmiş 8'e. Peki şu N-3 faktöriyellere bay bay diyelim o halde. Hemen burada ne kaldı geriye şimdi? N-2 bölü 3 kaldı. Eşittir 8. 3'ü şuraya çarpı diye atalım biz. N eksi 2 eşittir 3 kere 8'den 24. N eşittir 26 geldi. Sorumuzun cevabı 26'yı bulduk dostlar. Hemen geçtik. Bakın bu çözdüğümüz soruların hepsini hangi soru bankasını çözerseniz çözün karşınıza çıkacak. Şimdi geldik buna. Ne dedik faktöriyel soruları için dostum? Dedik ki küçük olan hangisiyse ona kadar açacaksınız ve N artı 2 burada küçük olan n artı 2'ye kadar açacağım hepsini. Yani n artı 3'ü. Şöyle yazılır değil mi? N artı 3 çarpı 1 eksilttim. N artı 2 kalır değil mi? 1 eksiltirsek n artı 2 kaldı. Ve n artı 2 parantezini alacağım için burada durdum. Faktöriyelimi koydum. Artı burada ne var? N artı 2 faktöriyel var. Bir de bütün sayıların yanında bir çarpımı vardır. Bunu da yazalım. Bölü, burada da n artı 2'nin faktöriyeli varmış. Hadi şimdi devamını yapalım. N artı 2'ler ikisinde de ortak. Hemen n artı 2 faktöriyel parantezine alıyorum üst tarafı. Bakın ne oluyor? Üst tarafta şurayı aldığım için n artı 3 kaldı. Buradan da n artı 2'yi aldığım için bir tek artı 1 kaldı. Bölü, aşağıda ne kaldı dostlarım? N artı 2'nin faktöriyeli var. Peki n artı 2 faktöriyeller giderse geriye ne kaldı? N artı 3 ile 1'in toplamı 4. İşte bu işlemin sonucu n artı 4'müş dedik dostum. Ve hemen fırlattık kağıdımızı. Geldik şuna. Şimdi faktöriyelin güzel bir soru çeşidi var dostlar elimde. 9 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 3 çarpanı vardır diye bir soru sormuş. Şimdi soruyu şöyle anlayacaksınız. Çözümden çözünce daha da iyi anlayacaksınız soruyu. Bakın soru şunu soruyor.
9 faktöriyeli bir açalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 3 çarpı 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1'e kadar açtık. Şimdi 9 faktöriyel bu. Kaç tane 3 çarpanı var diye soruyor. 3 nerede var dostum? Bak şurada bir tane var. Ama sadece 3 olacak diye bir kural yok. Bak sen bu 9 faktöriyeli şöyle de yazabilir misin aslında? Şimdi 9 dediğimiz şey 3 çarpı 3'tür. 8'i üçlü bir şey diye çarpamıyorum. 4 çarpı 2 diye yazarım ama bana 3'ü sorduğu için ona dokunmuyorum. 7'yi de üçlü bir şey yazılmıyor. 6'yı bakın 3 çarpı 2 diye yazarım. 5 dursun, 4 dursun, 3 var, 2 var, 1 var. Şimdi sayın bakın kaç tane 3 çarpanı var diye. 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada. 4 taneymiş bu sorunun cevabı. E peki şimdi hoca, tamam eyvallah, 9 faktöriyeli bulmak kolaydı. Tek tek açtık da ya bu adam deseydi ki 119 faktöriyel deseydi. Yani büyük bir sayı deseydi ne yapacaktık? İşte dostlar burada da bu işin kolay yolunu öğreneceğiz şimdi hemen. Bakın verilen faktöriyelli sayıyı 9 faktöriyel demiş ya dostum. Hemen 9 faktöriyeli yani 9'u alıyorsunuz sadece. 3'e bölüyorsunuz canım kardeşim. 3'e böl. 9'un içinde 3 kaç kere var? 3 kere. 3 kere 3, 9 çıkarttım 0. Şurası hiç önemli değil senin için. Burayla işin yok. Buraya bakma. Senin işin bölümle, sonuçla yani. Peki 3 geldi değil mi buradan? Peki bu 3, 3'e hala bölünüyor mu dostlarım? Bölelim o halde. 3'ün içinde 3, 1 kere var. 1 kere 3, 3 çıkarttım işte kalan 0. Ne demiştim? Burası seni ilgilendirmiyor dedik. Seni ilgilendiren şu sonuçlar. Peki 3 var, 1 çıktı. 3 ile 1'in toplamı cevap 4 tane 3 vardır diyeceğiz. Bunu şimdi bir soruyla daha da iyi anlayın arkadaşlarım. Bir soru daha çözüyoruz hemen bununla ilgili. Daha iyi anlayın. Bakın ne diyor örneğimde? 11 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 2 çarpanı vardır? Şimdi sen birinci yolu biliyorsun. 11 faktöriyeli 11, 10, 9, 8, 7 diye 1'e kadar açacaksın. Bu birinci yol. Ama bu tabii ki küçük bir sayı olduğu için 11 küçük bir sayı bizim için. Bunu açabiliriz 1'e kadar. Ama deseydi ki 231. Hadi bakayım bunu aç değil mi? O zaman biz burada direkt kısa yolu yapalım. Neydi kısa yol canım kardeşim? Faktöriyelli sayıyı yani 11'i 2'ye böleceksin sürekli. Bölünmeyecek duruma gelene kadar. 11'i bir kere 2'ye bölersen ne çıkar? Kaç kere var? 5 kere. Bitti mi? Hayır bak şurası seni ilgilendirmiyor. Yapmıyorum o yüzden. 5'i bir daha 2'ye bölüyorum. Kaç kere var? 2 kere. 2 kere 2 4 1 kaldı falan filan. Peki 2 bölünüyor mu 2'ye hala? Evet bir daha böldüm 2'ye. 1 çıktı buradan da dostum. İşte senin aradığın cevap şuradaki 1, 2 ve 5'in toplamı. 5 artı 2 artı 1 o da 8 tane 2 çarpanı vardır dedik canım arkadaşım. Şimdi dostum bunu şöyle de yazabilirsin bak. Bu soruyu 11 faktöriyeli şöyle de gösterebilirsin. Şöyle sorsaydı 11 faktöriyel eşittir 2 üstünde x çarpı y deyip de x'in en büyük değeri kaçtır dediği zaman bu x şunu söylüyor. 11 faktöriyelin içinde 2'den kaç tane var demek istiyor. 2'den kaç tane var? 8 tane. O zaman 11 faktöriyel şöyle yazılır. 11 faktöriyel eşittir 2 üzeri 8 çarpı y. Şimdi bunu niye söyledim biliyor musun? Bak buradaki soru için söyledim. Şimdi burada bir matematiksel bir denklem yazılmış. 38 faktöriyel eşittir 5 üzeri a çarpı b gibi bir soru var burada. Peki bunun Türkçesi ne demekmiş dostlarım? 38 faktörünün içinde 5'ten kaç tane var? A'yı soruyor ya. Kaç tane 5 var demek istiyormuş meğersem bize. Yani soru neymiş? 38'i sürekli 5'e böl sorusuymuş. 7 kere 5 35. 7 bir daha 5'e bölünüyor. 1 kere var. 7 ile 1'in toplamı 8'miş A dediğimiz sayı. Yani 38 faktöriyelin içinde 5 üzeri 8 çarpı B. 8 tane 5 varmış diyebiliyoruz dostlar. Pekala. Bakın aynı sorunun farklı matematiksel yazılışını gördük burada. Şimdi bundan birkaç tane daha çözeceğiz. Merak etmeyin dostlarım. Hemen şuna bakalım.
Şimdi A ve M pozitif tam sayılar olmak üzere 6 faktöriyeli 3 üzeri M şeklinde yazmışız dostlar. Buradaki M ne demekti? 6 faktöriyelin içinde 3'ten kaç tane var demektir değil mi dostum? O zaman şöyle yapabilirim ben bunu. Şimdi 6 faktöriyel olduğu için direkt 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diye yazabilirim. 3 üzeri M çarpı A. Ha, istiyorsam da şöyle de yapabilirim. 6'yı sürekli 3'e bölerim. 2 kere var. 2 kere 3, 6 çıkarttım. 0. Şurası beni ilgilendirmiyor. 2 artık bölünmediği için bitti. Demek ki 2 tane varmış. Yani M 2'ymiş aslında dostlar. Çarpı A'ymış. Gerçekten de öyle mi bakalım? Şu 6 dediğimiz şey 3 çarpı 2'dir. Bakın bu 3, bu da 3 dostlarım. Yani gerçekten 3 üzeri 2 diye yazılıyor. Ama yanında bir de ne var? 5 kere 4, 20 var. Şuradaki 2'den 40 geliyor. 40 ile da 2'nin çarpımı 80 geliyor. Yani bakın M'yi 2 diye buluyoruz ama M'yi 2 bulduktan sonra A'yı da soruyormuş bize. A kaçtır diye soruyor. A'da 80 çıkıyor gördüğünüz üzere dostlarım. Şu 3 üzeri 2'ler gittiği için. A'yı bulma sorusuydu. Bu burada gömdük hemen. Evet geldik şimdi. Sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diye bir soruya. Dostlar, bir sayının sondan kaç basamağı sıfırdır diye bir şey, bir faktöriyelin böyle bir sorusuyla karşılaştığınızda hiç düşünmeden şunu soruyor aslında size, biliniz şunu. 100 faktöriyel eşittir 5 üzeri x çarpı y şeklinde yazıldığında x kaçtır diye sormakla aynı şeydir dostlarım. Yani bir faktöriyelli sayının içinde kaç tane 5 çarpanı var demekle sondan kaç basamağı sıfırdır demek aynı şeymiş dostlarım o halde. Farklı bir cümleyle sormuş sadece bize. Demek ki bizim yapacağımız iş 100'ü sürekli 5'e bölmek. Bir kere böldüm 20 çıktı. Bir daha 5'e böldüm 4 çıktı. Artık 5'e bölünmediği için şuradaki bölümler benim cevabım olacak. Yani 20 artı 4'ten 24 tane 0 vardır son basamağında ya da 24 tane 5 vardır içinde. Aynı şey oldu dostlar. Evet, artık burada soruyu durdurup kendiniz de çözebilirsiniz canım kardeşlerim. Bakın x'in alabileceği en büyük değer. Yani ne demek istiyordu burada? 19 faktöriyelin içinde kaç tane 3 vardır diye soruyor. 6 kere 3 18 olduğu için 6'yı yazdım. Bir daha 3'e bölüyorum. 2 kere 3 6 olduğu için 2 yazdım. Şuradaki 6 ile 2'nin toplamı 8 tane 3 vardır. Yani x eşittir 8'dir. Sorumuzun cevabı 8'miş dostum. Evet, güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bu soru da sizin sorunuz olsun. Hemen bunu kendiniz durdurup çok rahat çözebilirsiniz. Sondan kaç basamağı sıfırdır sorusunun cevabı 5'lerin sayısı kaçtır diye soruyor demiştik dostlarım. O zaman biz 81'i sürekli 5'e böleceğiz. Şu 16 kere 5 80 yapar. Bir kere 16'ya böldük. Bir daha 5'e böldüm. 3 kere 5 15 yapar. Artık 5'e bölünmüyor. Demek ki 16 ile 3'ün toplamı 19 mu yaptı dostlarım? Bunu da gömdük. Evet, bu soru çeşidi de anlaşıldı faktöriyellerle ilgili. Şimdi gelelim bir başka soru çeşidine. Bölümünden kalan sorusudur dostlarım. Aslında bölmede de göreceğiz bunu ama faktöriyel sorusu olduğu için biz şimdiden gömelim bunu dostlarım. Diyor ki bu soruyu sayının 24 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Bakın ne yapıyorum dostlar. Şimdi bir kere buradaki her terimi tek tek açalım. 1 faktöriyel neydi dostum? 1 artı 2 faktöriyel nedir? 2 çarpı 1'den 2. 3 faktöriyel nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. Peki bir sonraki 4 faktöriyel değil mi bunun? 4 faktöriyeli açalım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24. 5 faktöriyel açarsanız 120. 6 faktöriyel 720 diye bu gidiyor böyle sonsuza kadar. Ve bu faktöriyelli sorularda bölümünden kalan kaçtır dediğinde şu en sondaki terim seni ilgilendirmiyor aslında arkadaşlar. Hatta ben bunu derslerde sorarken öğrencilerime şurayı mümkün olduğunca büyük sayı yaparım. İşte 1 milyar 813 bin 765.492 bilmem ne kaç kaç faktöriyel derim buraya ki çocuklar böyle şeydir. Demek ki buradaki sayının önemi yok. Gerçekten de öyle. Şimdi bize kaç ile bölümünden kalanı soruyor? 24. Sen buradaki her terime tek tek bakacaksın. 24 ile bölünen ilk terimi bulduğunda bileceksin ki bu şimdi 24 ile tam bölünüyor ya.
bundan sonraki her terim 24'e tam bölünür diyeceksin. Yani şunun da 24'e bölümünden kalan 0'dır. 120'yi de gerçekten 24'e bölün, kalan 0'dır. 720'yi de 24'e bölün, kalan 0'dır dostlarım. Bundan sonrakilerin her birinin 24 ile bölümünden kalan garanti 0'dır kardeşler. O yüzden buradan sonrakiler seni ilgilendirmez. Bundan öncekilere bakacaksın sen. Bundan öncekilerde neymiş? 6, 2 daha, 8, 1 daha, 9. Bu 9'u 24'e bölüp kalanı bulacaksın ama 9 zaten 24'ten küçük olduğu için kalan direkt kendisidir deyip cevabı 9 olarak işaretleyeceksin. Hani olsaydı ki şuranın toplamı atıyorum 42. Salladım burayı. 42 çıksaydı 42, yani buradaki toplamı 24'e bölüp 24 bir kere var, 24 çıkarttım işte 18 mi kalıyordu? Kalan 18 diyecektik. Ama şimdi toplamları 9 çıktığı için, yani böleceğimiz sayıdan küçük çıktığı için kalan kendisi olur. Cevap 9'dur yani. Şimdi şuna bakalım. Birler basamağındaki rakam kaçtır? Dostlar bunu da artık unutmayın. Yine bölmede, bölünebilmede çok sık karşımıza çıkacak bu soru, bu cümle. Bir şeyin birler basamağındaki rakam kaçtır sorusunun cevabı o sayının 10 ile bölümünden kalan kaçtırla aynı şeydir. Yani bunu test de edebilirsiniz kendiniz. Mesela düşünün. İşte 223. Bunu sen 10'a böldüğünde, 10'a bölsen. Hocam 22 kere var. 22, 220 yapar. Kalan kaç çıkar? 3. Yani birler basamağındaki rakam çıkar. Her zaman böyledir. Mesela 71'i 10'a bölün. 7 kere var. 7 kere 10, 70. Çıkarttım, 1 kaldı bakın. Yani birler basamağındaki rakam kaldı. Demek ki birler basamağındaki rakam demek aslında 10 ile bölümünden kalan demekmiş. Demek ki bana aslında üstteki sorunun aynısını 10 olarak sormuş dostlar. Ben yine ne yapıyorum? Bunu bir açabildiğim kadar 1, 2, 6 geliyor 3 faktöriyel. 4 faktöriyel 24'tü. 5 faktöriyel 120'ydi. 6 faktöriyel 720'ydi diye gidiyordu bu şekilde. Şimdi 10 ile bölümünden kalanı soruyor ya bize dostlar. 10 ile bölünebilen ilk sayıyı bulun. Bakın 120 değil midir 10 ile bölünebilen? O zaman bunun 10 ile bölümünden kalan 0. Demek ki bundan sonrakilere bakmama gerek yok. Hepsinin 0 olacak. Ben bundan öncekilere bakacağım dostlar. Şuraya bakacağım. Toplayın 24, 6 daha 30, 32, 1 daha 33. İşte 33'ün 10 ile bölümünden kalan kaçsa, ki o da 3 kere var, 30 çıkarttım, 3 kalanını verdi. Cevap da odur diyeceksiniz dostlarım. Evet, bunu da gömdük. Artık bakın şimdi sıradaki soruda sizin sorunuz olsun. 52 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı 0'dır diye soruyor. Sondan kaç basamağı 0'dır sorusunun cevabı neydi? 52'nin içinde kaç tane 5 vardır sorusuyla aynı cevaptı dostlar. Hemen bulalım. 52'nin içinde 5 kaç kere var? İşte 10 kere 5 50'dir. Bir daha 5'e bölüyorum. 2 kere var. 10, 2 daha 12 çıktı bu sorumuzun cevabı. Demek ki sondan 12 basamağı 0'mış bunun dostlar. Yani bu sayı şöyle bir şeymiş o zaman. İşte atıyorum kafada bir şeyler var. 1, 5, 7 ama sonda 12 tane 0 var. 2, 4, 6, 8, 10... 12 tane 0 varmış. Böyle bir sayıymış. Yani baştakileri bilmezsin tabii ki işte. Kaç tane normal sayı var bilmem ama 12 tane 0'ı var sonunda, bunu bilirim. Şimdi bunu niye böyle uzun uzun yazdım biliyor musun? Alttaki soruyu daha iyi anla diye. Bak diyor ki 52 faktöriyel sayısından 1 çıkartırsan diyor. Hemen şuradan 1'i çıkartalım. Bir kereye mahsus bunu yapacağız. 1 çıkarttığımda şimdi 0'dan 1 çıkmaz. Gidiyorduk komşuya. Buraya kadar geldim. 7'den 1 aldım, burada kaldı 6. 6'yı buraya verdiğimde burası 10 oldu. Şimdi 10'un 1'ini buraya verdik, hemen transfer ettik. Burada 9 kaldı, burası 10 oldu. Bu 10'un 1'ini buraya verdik. Burada 9 kaldı, burası 10 oldu. Bu şekilde geldi. En son burada 9 kaldı, burası 10 oldu. 10'dan 1 çıktı, 9. Burada 9 kalmıştı, aşağı indi. Burada 9 kalmıştı, aşağı indi. Burada 9 kalmıştı, aşağı. 9 kaldı aşağı. 9 kaldı aşağı. Bakın bunları tek tek şu şekilde, bütün 9'ları, o sıfırların hepsi 9 oldu artık bir çıkartınca. Aşağı indi. Burada 7 ile 6 kaldı. 5 aşağı indi, 1 aşağı indi. Şöyle bir sayı çıktı. Peki kaç tane 9 kaldı bunun sonunda? 2, 4,
6, 8, 10, 12 tane de 9 oluştu dostlar. O zaman biz şöyle bir genelleme yapacağız. Bize bir şey eksi, bir faktöriyel eksi 1'in sondan kaç basamağı 9 derse ki zaten başka bir şey soramaz burada dostlar. Sondan kaç basamağı 8'dir diyemez 1 çıkarttığı zaman. Sondan kaç basamağı 0'dır diyemez çünkü sadece 9 olur son basamakları. O yüzden 9'u sorar zaten mecbur. Faktöriyelden 1'i çıkarttığı zaman sondan kaç basamağı 9'dur sorusunun cevabıyla 1'i görme 52 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dır sorusunun cevabı tıpatıp aynı olacak o halde arkadaşlar. Demek ki bunun da cevabı 12 olacak diyeceksiniz dostlar. Pekala, hadi şimdi bakalım. Çok güzel iki tane sorumuz var burada dostlarım. Sizin sorunuz bunlar aslında. Üsttekini artık çok kolay yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ne demekti bu matematiksel ifadenin halk dilindeki karşılığı, Türkçedeki karşılığı? 23 faktörünün içinde kaç tane 3 var? A'yı bul. A kaçtır sorusunun cevabı 23 faktöriyelin içinde kaç tane 3 var demekti. Hemen bir kere böldük 3'e 7 kere 7 kere 3 21. 7'yi bir daha 3'e böldüm 2 kere 2 kere 3 6 çünkü. 2 artık bölünmüyor. O halde 7 ile 2'nin toplamı 9 tane vardır dedim. Geldim alttaki soruya. Bakın bu sefer 2 tane toplamalı çıkartmalı ifade var. Toplama çıkartma. Peki bunlarda ne yapacağız öğretmenim? Şimdi bunlarda da isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Hemen küçük olanın parantezine alın demiştik ya dostlar. Hemen 36'nın parantezine alalım burayı biz. 36 bu 37 faktöriyel şöyle yazılır. 37 çarpı 36 faktöriyel eksi burası da 36 faktöriyeldir. Bunu böyle bir yazdık. Şimdi 36 faktöriyel parantezine alırsam ben bunu 37 buradan çarpı 1 vardı. Eksi 1 de buradan geliyor. 37 eksi 1'den 36 da buradan geldi. Şimdi eşittir diyelim. 3 üzeri A çarpı B olsun burası da. Bize de A'yı soruyor dostlarım. Gelin şu 36 faktöriyelin içinde kaç tane 3 var bunu bir bulalım. Hemen 36'yı 3'e bölüyorum 12 kere. 12 kere 3 36 zaten. Bir daha 3'e bölüyorum 4 kere. Bir daha 3'e bölüyorum 1 kere. 12... 16, 17 çıktı arkadaşlar burası. Bakın 17 tane 3 varmış demek ki şunun içinde. Yani burası şöyle yazılıyormuş. 3 üzeri 17 varmış. Ha, yanında da bir şeyler var çarpı. İşte K var, M var onları bilmiyoruz. Peki şu 36 dediğimiz sayı 9 çarpı 4'tür. Değil mi? Bakın şuraya yazayım. 36, 9 çarpı 4'tür. 9 dediğimde 3'ün karesi değil midir arkadaşlarım? Yani şuradan da 3'ün karesi çarpı 4 geliyor. Hocam şurada da 3 üzeri 17 var. Burada da 3'ün karesi var. Peki üstlü sayıların özelliği neydi? Tabanlar aynıyken üstler toplanabiliyordu. Yani şuradaki ifade aslında şöyleymiş. 3 üzeri 19'muş. İşte yanında bir sayı var çarpı, bir sayı var, başka sayılar var. 4 varmış falan filan. O zaman artık 3'ün kuvveti ne oldu? 19 oldu. Yani 3 üzeri 19'muş bu dedik. Demek ki böyle toplamalı, çıkartmalı ifadeler varsa küçük olanın parantezine alıp parantezin içindeki ifadenin de içinde 3 olabileceğini ihmal etmeyin. Bakın 36'nın içinde 2 tane 3 çıktı. Çünkü 9 çarpı 4'tür 36. Hemen attım bu kağıdı. Geldim buraya. Diyor ki x kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. X kaçtır diye. Bakın x faktöriyel var, 5 faktöriyel var. Yani şöyle, x faktöriyel çarpı 5 faktöriyel 5, 4, 3, 2, 1 eşittir. Burada da 6 faktöriyel var. Şimdi şuranın 6 faktöriyel olabilmesi için bir kere 5, 4, 3, 2, 1 var. Bir tek ne eksik? 6 çarpı 5, 4, 3, 2, 1 olması lazım değil mi? Demek ki şuranın 6 olması lazım. Yani x faktöriyelin 6'ya eşit olması lazım dostlar. Peki kaç faktöriyel 6'ydı? 3 faktöriyel. 3 çarpı 2 çarpı 1 6'ya eşitti. Demek ki x 3 olmalı ki dostum. 3 faktöriyel 6'ya eşittir. 6 çarpı 5 faktöriyel de gerçekten 6 faktöriyel olur. Geldim şu soruya bakalım ne diyormuş bu soru.
Diyor ki x sayma sayısı, bak bunu şöyle görsen daha çok. Şimdi bölmeli yazmış, sanki kafanı karıştırmak istemiş gibi. Gel bunu biz y'ye eşit diyelim. Bu şöyle yazılmaz mı dostum benim? Şöyle bakın, içler dışlar yaptığımda 36 faktöriyel eşittir 2 üzeri x çarpı y olmaz mı canım öğrenci? Peki o zaman x'i bulmak istesek biz, bak x'in alabileceği en büyük değer diyor. X'i bulmak istesek ne yapacaktık? 36'yı sürekli 2'ye böleceğiz. Hadi bir kere bölelim, 18. Bir daha bölelim 2'ye, 9. Bir daha bölelim 2'ye, 4. Bir daha bölelim 2'ye, 2. 2'yi de bölelim 2'ye, 1. Şimdi toplayalım, 18, 9 daha 27. 27, 4 daha 31. 2 daha 33, 1 daha 34. Şu anda 34 tane 2 var burada değil mi arkadaşlarım? Yani 36 faktöriyel eşittir 2 üzeri 34 çarpı y. Ama hemen 34'ü işaretlemeyin. Çünkü burada önceki sorulardan farklı olarak bakın şu bölme işleminin sonucunun çift olduğunu söylemiş bize dostlar. Çift bir sayı çıkacak bu bölme işleminin sonucu. Yani şöyle diyelim biz ona. 36 bölü 2 üzeri 34 bulduk ya, eşittir y dedik. Şu sonucun çift çıkmasını istiyor. Çift sayı. E sen şimdi x'i 34 kabul edersen, 36 faktöriyel de bu, pardon. Şuraya faktöriyel yazalım ben. Şimdi 36 faktöriyelin içinde zaten 2 üzeri 34 var bir kere. Sen x'i 34 alırsan 36 faktöriyeldeki bütün ikileri şununla sadeleştirilmiş olursun böylelikle. E bunun içinde hiç 2 kalmadı o zaman. Hepsini buradan götürdün. 2 hiç kalmadığı için sonuç tek sayı çıkar dostum. Çünkü 2'nin çarpan olarak bulunmadığı yerde tek sayı çıkar sonuç. Bir daha söyleyelim, bir daha anlatalım bu kısmı. Bakın şöyle anlayın burayı. Şimdi 36 faktöriyel normalde şöyle bir sayıymış dostum. 2 üzeri 34, yani 34 tane 2 varmış ama yanında 3 var, 5 var, 7 var, 9 var. Bilmiyoruz artık neler var ama geri kalanlar hep tek sayı. Çünkü ben bütün çift sayıları 2 üzeri 34 diye aldım. Ve diyor ki sen bunu diyor tut 2 üzeri 34'e böl. X'in en büyük değerini 34 kabul edersek, yani A'yı işaretlersek 34 kabul ediyoruz X. E bu durumda sen bununla bunu sadeleştirmiş olursun. Sadeleştirirsen geriye sadece tek sayılar kalır ve çarpımları da tek sayı çıkar. O zaman ben de diyorum ki sen bunu 34 değil de 33 kabul et. X'i 33 seç, yani cevabı Bursa işaretle. 33 ise burası, 33 tane 2 buradan gider, geriye bir tanecik 2 kalır. 33 tanesi gider, 34 taneydi ya. 33 tanesi giderse bir tane 2 kalır. Yani şurada çarpı 2 de olur. Ve çarpı 2 olduktan sonra kaç tane tek sayı olursa olsun sonuçta çift çıkar. O yüzden çift dediği durumlarda her zaman bir eksiğini alacağız biz. Çift olması için sonucun 34 mü buldun? Cevap 33 olacak. Tamam mı canım kardeşim? Evet. Hadi bakalım. Şuradaki sorularımızı da çözelim. Bakalım bunlar ne diyor? Sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen ne yapacağız canım kardeşim şimdi burada? Şimdi hepsini tek tek sondan kaç basamağı sıfır diye bulsak biz dostlar. Yani şöyle şöyle yapsak. Şimdi yavaş yavaş anlatayım, sen de iyice öğren bunu canım kardeşim. Şimdi 32 faktörelin içinde kaç tane sıfır var? Bunu bir bulalım biz. Peki nasıl buluyorduk bunu? Habire 5'e bölüyorduk. Bir kere 5'e böldüm bunu. Ne geliyor? 6 kere 5 30. Bir daha 5'e böldüm. 1. 7 çıktı. Yani 32 faktöriyelin sonunda 7 tane sıfır var. Tamam mı? Bunda 7 tane. Peki 44 faktöriyeli bulalım. Bölelim sürekli 5'e. 8 kere 5 40. Bir daha 5'e bölüyorum. 1 kere 9 tane bundan geldi. 9 tane. Şimdi diğerleri çok önemli değil ama yine de biz bulalım. Hadi ilk sorumuzdur böyle toplamalı olduğu için. 5'e bölelim 10. 5'e bölelim 2. 12 tane buradan geldi. 74'ü de buluyorum dostlarım. 5'e bölüyorum. 14. 14 kere 5 50. 20. 70 yaptı, doğru. 5'e bölüyorum 2. 14. 2 daha. 16 tane de bundan var. Şimdi bunları toplayın diyor. Yani şöyle yapın diyor arkadaşlar. 74 faktörünün sonunda 16 tane sıfır varmış. Yani şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane sıfır var. Bir de başında sayılar var. Onları yazamadım şimdi ben tabii.
Diğerinde 12 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir de burada işte 7, 8, 5, 3 gibi sayılar var. Bunda 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada da sayılar var. 6, 3, 2, 1 gibi gidiyor böyle. Bunda da 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da sayılar var. 5, 6, 3, 2, 1 gibi diyelim. Şimdi bunları toplayın diyor. Dostlar toplayalım. Hemen hiç affetmeyelim. Hemen toplayalım. Bak ilk soru olduğu için böyle uzun uzun gösteriyorum canım kardeşim. Topla 0. Şurayı topladım. Burayı topla 0. 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 Topla 0. Topla. Bak burada bir rakam var. 5 oldu artık 0 değil. Topla. Burada bir rakam var. 6. Topla 9. Topla 5. Bak artık sadece şuradan sonrasının sayı olduğunu görüyorsunuz. Peki sondan kaç basamağı? 3, 6, 7 basamağı 0'dır diyorum. O zaman kısaca neymiş dostum? Toplamalı sorularda sen direkt en küçüğüne bakacakmışsın dostlar. En küçüğüne bak, diğerleriyle işin yokmuş senin canım kardeşim. Tamam. 32 faktöriyle bakman yeterliymiş dedik. Hadi geldik şu soruya. A ve B birer pozitif tam sayı. 21 faktöre böyle bilmem ne bilmem ne ifadesi bir doğal sayı olduğuna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? Şimdi biz deminden beri burada bir tane üstlü sayı görmeye alıştık ama bu sefer iki tane var. Hiç fark etmez canım öğrenci. Bunda ne demek? 21'in içinde kaç tane 3 var, kaç tane 5 var demek. Önce kaç tane 3 var sorusunun cevabı 7. Bir daha 3'e bölüyorum 2. 9 tane 3 var. Yani A dediğim sayı 9 o zaman. Peki 21'in içinde kaç tane 5 var? 4 kere 5 20. Daha 5'e bölünmediği için 4 tane. Yani B'de 4 o zaman. Bana da diyor ki A ile B'nin toplamı 9 ile 4'ün toplamı 13 yaptı. Gayet de kolay bir şekilde gömdük arkadaşları. Bakın bu faktöriyel soruları da kolay sorular dostlar. Görüyorsunuz işte arkadaşlarım. Şimdi bunun da tabii ki üniversite sınavında çıkmış sorularını çözeceğiz. Yeni nesil sorularından bulabilirsem hazırlayıp onlardan da çözmeye çalışacağım size. Her konunun sonunda bunu yapacağız inşallah arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Şimdiden mutlaka sıkı sıkı çalışıyorsunuz gençler. Aman ha 2021 tayfa iyi dinleyin beni. Başlıyorsunuz sıkı sıkı çalışmaya. Şu yaz tatili boyunca okullar açılana kadar en azından bu TYT'nin büyük bir kısmını bitireceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım öpüyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler daha doğrusu. İyi bakın kendinize.